Vergisini ödemeyenler araçlarını satamayacaklar, trafikten çekemeyecekler, hurdaya ayıramayacaklar veya yurt dışına çıkaramayacaklar. Ayrıntıları da Esra bize aktarsın. Esra Nil. Esra, başkente merhaba diyerek başlayalım. Hülya Erkenek. Kanun geçen ay yayınlanmıştı. Kanuna ilişkin tebliğ ise bugün yayınlandı ve detaylar nasıl uygulanacağı, kimleri kapsadığı, hangi tarihlerde ödeneceğine ilişkin bütün detaylar da netleşmiş oldu. İlk olarak kimleri, hangi mükellefleri kapsadığını, hangi araçları kapsadığını ifade edelim. Düzenlemenin yayınlandığı tarihte, yani 15 Temmuz itibariyle kayıt ve tescili bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopter dahil her türlü taşıt ve yıl sonuna kadar kayıt ve tescil edilecek sıfır otomobiller de MTV kapsamında olacak. Miktarı ise bu yıl ödenecek, 2023 yılında ödenecek MTV kadar olacak. Bir kez mahsus tahsil edilecek, yani sadece 2023 yılına mahsus olacak. Sonraki yıllarda herhangi bir ödeme söz konusu olmayacak. Peki alım satım durumunda kim ödeyecek ek vergiyi? Alım satım durumunda ek verginin sorumluluğu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz tarihi itibariyle belirlenecek. Yani 15 Temmuz'dan önce yapılan devir işlemleri için aracı satın alan kişi sorumlu olacak. Sonra yapılan devir işlemlerinde, satış işlemlerinde ise aracı satan kişi sorumlu olacak. Yani ek vergiyi, ek MTV'yi bu kişiler ödeyecek. İki eşit taksitte ödenecek. İlk taksiti Ağustos ayı sonuna kadar, ikinci taksidi ise Kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Sıfır araçlarda ek MTV'ye dahil olacak. 2023'ün ikinci yarısı dahil ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV'si içinse 6 aylık bir dönem olacak. Yani yalnızca 6 aylık bölümü için ödeme yapılacak ve taksitle ödeme olmayacak, tek seferde ödemeleri gerekecek. Hemen bir örnekle anlatmamız gerekirse, Eylül ayında ilk defa trafiğe tescil edilecek, kayıt edilecek araçlar yıllık MTV'nin yarısı kadar ek MTV ödeyecek ve bunu da peşin olarak ödeyecek. Peki ne gibi yaptırımları olacak? Şayet ek MTV'sini ödemezse araç sahipleri, ek MTV'sini ödememiş kişiler aracını muayene ettiremeyecek. Satmak istediğinde satamayacak, hurdaya ayıramayacak, yurt dışına da çıkaramayacak. Bu gibi kısıtlamalar olduğunu ifade edelim. Son olarak deprem bölgesi de yaşayan kişiler, mükelleflerse ek MTV'den muaf olacak. Deprem tarihi itibariyle kayıt ve tescilli araçlarla deprem nedeniyle birinci derecede yakınını kaybeden kişilerin sahip olduğu araçlar ek MTV'ye dahil olmayacak. Yani bu kişiler ek MTV ödemeyecek. Bugün itibariyle artık detayları da belli oldu diyelim. Hülya Erkenek, sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Devam edelim. Bu arada resmi gazetede yayınlanan kararla Merkez Bankası Başkan yardımcılıklarına yeni isimler atandı.